5 yaş insanın en olgun çağıdır. Sonra çürüme başlar. Ben Albert Camus. Birkaç ay önce 5 yaşına bastım. Doğum günüm yaklaşırken vaktimin büyük kısmını pencerenin önünde dışarıdaki insanları izleyerek geçiriyordum. Hızlanarak, yavaşlayarak, türlü sesler çıkararak ve bir yerlere bakarak yaşayıp gidiyorlardı. Bir gün onlardan biri haline geleceğimi düşünmek beni hasta ediyordu. Ne yazık ki bundan kaçış yoktu. Zaman acımasızdı ve ben hızla yaşlanıyordum. Hepimizin aklından, zihninden geçmiştir. Şimdiki zihnimizle, şimdiki psikolojik halimizle, duygularımızla, çocukluğumuza geri dönsek acaba hayat nasıl olurdu diye. Hani o dönemi nasıl idare ederdik? Mesela okuldaki ilk gününüzü düşünün ya da ortaokulda ilk aşık olduğunuz kıza açılma halinizi düşünün. Şimdiki tecrübelerimizle, zihnimizle o döneme gidiyor olsaydık ne kadar tuhaf, ne kadar farklı. Hem o dönemi anlama açısından, hissetme açısından hem de belki de geçmişimizi değiştirerek şimdiye yön verme açısından çok değişik bir tecrübe olabilirdi. Alper Canıgüz, Oğullar ve Rencide Ruhlar'da birazcık bizim için bunu yapmış. Alper Camus diye bir 5 yaşında karakterimiz var. Muhteşem dengeli bir karakter organize etmiş. Şimdiki zihnimizi, şimdiki psikolojik halimizi, hatta hafif böyle varoluşçu bir bakış açısını Alper Camus'a yüklemiş. Albert Camus'a da birazcık gönderme yapmış bunun üzerinden. 1980'li yıllar olduğunu tahmin ettiğimiz bir dönemsel yapının içerisinde katman katman bize bir çok eğlenceli bir roman hazırlamış. Birinci katmanında bir cinayet romanının koşturmacalı havası var. Alper bir yandan bununla uğraşıyor. 5 yaşındaki haliyle bir yandan hayatı sorguluyor, bir yandan hafif eksistansiyelist, varoluşçu dertleri var. Bir taraftan annesi, babası ve mahalledeki çocukluk arkadaşları olmak üzere onlarla uğraşıyor ve onları yürütüyor, yönetiyor. Bir yandan da bir cinayeti çözüyor. Ve bunu hem bir çok eğlenceli bir dille yapıyor, hem de sosyolojik, psikolojik, felsefi, o dönemi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak olan yeni bakış açıları getirerek yapıyor. Bu kitap niye okunur? Hani bu temayı böyle tuttuk, hani bu dille beraber anlatayım. Bir kere yeni Türk edebiyatının bu eğlenceli dilde nadir yazılmış romanlarından bir tanesi. Çok dengeli bir karakter Alper Camus. Hatta bu karakter o kadar lezzetli ve tatlı ki Alper Canıgüz'de ikinci bir roman daha yazdı. Aynı karakteri merkezde tutarak Cehennem Çiçeği diye. Ki ikinci kitaplar, ikinci filmler hep birazcık yani kaygı duyduğumuz içerikler olur. Cehennem Çiçeği de en az Oğullar ve Rencide Ruhlar kadar başarılı olmuş bu arada. Çok tatlı yakalanmış içeriklerden bir tanesi olmuş. Bir, bu yeni Türk edebiyatının eğlenceli damak tadı için okunur. Yani okuduğunuz ve Alper'le beraber geçirdiğiniz zamanın tümü çok eğlenceli ve çok güzel. İkincisi, biraz kendi çocukluğumuza gidip yani bunu doğru sorgulayabildiğimiz, biz olsaydık nasıl dönüşürdü, neler yapardık, o dönemi nasıl yaşamıştık, neyi değiştirmek isterdik ya da aslında hiçbir şeyi değiştirmek istemez diye varacak bu sohbetlerin çoğu, fark edeceksiniz siz de. Ama yine de o tadı görmek, o dönemselliğin bakış açısıyla duygularımızı tekrar elden geçirmek çok eğlenceli olacak. Bu kitap birazcık da bu yüzden okunur.